Neredesiniz? Mehveş Hanımcığım, neredesiniz? Sahne anlamında soruyorsanız, evet. Tekrar buradayım. Yani evet, biraz uzun zaman oldu, hep ara vermeler oldu fakat çok önemli başka işler de yapıldı, halen yapılmaya devam ediyor. Ben sizin boş durduğunuzu ya da gelir geçer şeyler yaptığınızı hiçbir zaman düşünmedim. Eminim çok kıymetli şeyler yaptınız yine sanatınıza, bilginize dair. Ama biz niye sizden bu kadar mahrum kaldık? Estağfurullah. Şöyle oldu. Ben 2000 yılında Türkiye'ye döndüm. Eşimle tanıştıktan sonra tam da Londra'dan Paris'e taşınma düşüncelerindeydim. Fakat sonra eşim Özaf Birol'la tanışınca dedim hani Türkiye'ye dönme zamanım gelmiş artık. Vatanımı da çok özlemiştim aslında. O yıllarda doktoramı yapmış olduğum için akademik kariyere devam etmem söz konusu oldu. Bir ikilemdeydim. Sahneye devam edeyim mi yoksa bir üniversitede girip çalışayım mı? İkinciyi seçtim ama üniversitede girip çalışmak büyük sorumlulukmuş. O kadar da kolay değilmiş. Kendi saatlerinizi kendiniz seçemiyorsunuz. Kendi öğrenci sayınızı kendiniz seçemiyorsunuz. Çok büyük bir sorumluluk. Aslında yaptıkça hoşuma gider oldu. Ama yani hem o hem sahne belli bir dönemde olamadı. Şimdi oluyor, şimdi hala üniversite devam ediyor. Ama belki de hani olgunlaştım ve zamanı daha iyi yönetebiliyorum diye düşünüyorum. Çünkü yani gün 24 saat ne bileyim piyano çalışmak şu andaki tempom epey fazla 8-10 saat günde. Ama ona rağmen üniversiteye de vaktim oluyor. 4 kedim ve bir köpeğimle sohbet etmeye onlarla... benim de 4 kedim ve bir köpeğim var. Onlar da zaman alıyor ama çok tatlı bir tarafı hayatın. Eşim var, çok sevdiğim kızım var. Yani zaman dediğim gibi yani siz zamanı yönetirseniz, daha doğrusu yönetemezseniz zaman sizi yönetiyor ama şu anda her şey... disiplinli bir şekilde devam ediyor. Vallahi çok iyi görünüyorsunuz her şeyden. Çok teşekkür çok ederim. Çok şıksınız ve yine çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Hep yani sizi aklımda hep öyle hatırlıyordum zaten. Ama gördüm ki yaptığınız her neyse bu arada size çok iyi gelmiş. Çok teşekkür ederim. Çok çalışmak insanı belki zinde tutuyor, enerjik tutuyor. Hep yeni hedefler almak. Her akşam... bir an önce sabah olsun da yine piyano çalışabileyim diyebilmek. Bilmiyorum yani şu zamanlarda her şey çok şükür ki yolunda gidiyor diyebilirim. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününde Cemal Reşit Rey konser salonunda konser verdiniz. Evet. Şimdi sıradaki konser tarihleri belirlenen varsa onları sizden heyecanla almak isterim. Annemi babamı kapıp geleceğim çünkü. ne kadar mutlu olurum. Evet. Ve tabii evlatları. Tabii ki. Önümüzdeki hafta ben üniversitelerde başlıyorum klasik müzik konser serilerine. İlk konserimiz Işık Üniversitesi Şile Kampüsü'nde olacak. Hı hı. Ama ondan sonra yine güzel bir konser salonunda çok sevdiğim ama ilk defa çalacak olduğum Süreyya Operası'nda. Evet, öyle öyle devam edecek. Yani aslında bir tane repertuar yok. Hani birkaç repertuar işte nereye hangisi uyuyorsa kim neyi istediyse. Yani çok çalışınca zaten her şey yapılabiliyor. Şimdi o kadar kıymetli bir geçmiş var ki acısıyla tatlısıyla elbette. Söze mi değineceksiniz Göte? Evet, şimdi önce söze değineceğim. Çünkü siz gerçekten bizim için çok kıymetlisiniz. Duygu da sizi böyle anlata anlata bitiremedi editörüm. Ederim. Ve dedi ki ilk kez bir şey yaptım Ceyda dedi. Mehveş Hanım'a sordum ne istersiniz motto olarak. Çünkü siz sağ olun demişsiniz ki ben programı izliyorum, çok seviyorum. Çok. Bütün mottolarınıza bayılıyorum programın başında. Tabii biz böyle bizi sahip çıkan, seven bir konuğu ağırlayınca seyircimizde olan Duygu da haklı olarak demiş ki cümlenizi siz belirleyin. Ay çok evet çok teşekkür ederim. Yani ben Göteciyim. Ben evet, biz de program olarak kendisini çok sık anıyoruz. Evet yani o kadar güzel sözler var ki şimdi aslında her söz belki kendi dilinde güzel. Yani şu demin söylediğimiz neydi? Acıların üstesinden gelinen acıların anısı zevktir. Şimdi hatırlamaya çalışayım.
Die Erinnerung überstandener Schmerzen ist Vergnügen. Yani bunu Almanca'da söylediğiniz zaman hakikaten galiba biraz daha anlam yükleniyor. Ha, evet, tam öyle bir şey var. Bu değil gibi. Yani hani atlattığınız evet. gibi bir şey mi tam? Yani şimdi bu motto benim çok genç yaşımda notalarımdan birine yazdığım bir şey. O zamanlar işte babamın kaybı var. Hayatta beni bir sürü bekleyen sorumluluklar var. Bilinmeyenler var. Yani bilinmeyenlere yola çıkılıyor. Ama evet. Zaten hani gene gibi Goethe lafı yaşamak kendi kendini adam etmektir. Yani hani ona göre yaşamak lazım. Doğru bir şeyler yapmak için yaşamak lazım. Her gün bir şey öğrenmek lazım gibi aslında anne babadan da gelen bunlar dayatmalar demeyeceğim ama öneriler çok güzel öneriler işte Allah çalışanın yanındadır deniyordu hep küçükken. Kızıma söylüyorum şimdi mesela aynı şeyi yani acaba aynı efekti alıyor mu? Çünkü hakikaten bir şeye çok emek verirseniz evet. Yani başarı ve güzellikler de size ona göre daha kucak açıyor. Kesinlikle. Değil mi? Bir tek bir şeyi bilmiyordum yalnız. Ha bu şey acıların üstesinden gelmek zevktir meselesi. Şöyle yani atlattığınız olumsuz şeyler size hayatta daha güç verebiliyorsa o zaman bir sonraki olumsuzluk aslında olumsuzluk olmuyor. Sadece tecrübeden kaynaklanan yeni bir yeni bir yol oluyor.